Değerli izleyicilerimiz kan donduran bir olay var. Bu olay Türkiye'den Antalya'dan bir öğretmen. Akıl almaz bir olay. Ben hayatımda böyle bir olay ne gördüm ne de duydum. Bakın. Antalya'da para karşılığı ilişki yaşadığı Belaruslu Anastasia Yazarskaya'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan öğretmen Ahmet Oğuz Özgür 54 yaşında tek suçunun nasıl öldüğünü bilmediği genç kadının cesedini gömmek olduğunu söyledi. Nasıl öldüğünü bilmiyor ama gömmüş. 11 gün sonra ortanca oğlumun nikahı vardı. Bu olayın duyulması halinde nikah iptal olur diye kimseye haber vermedim diyor. Bakın olayın detayları neler? Antalya'da arkadaşı Anastasia Yazerskaya'dan 15 gün boyunca haber alamayan ev arkadaşı polise durumu bildiriyor. ihbar üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü araştırma başlatıyor. Ekipler 15 aydır Türkiye'de bulunan kadının kaybolduğu 8 Mart gecesinden itibaren bölgede MOBESA kameralarını tek tek inceliyor. Kadının en son 8 Mart gecesi saat 22.15 civarında evinin yakınında Ahmet Oğuz Özgür'ün kullandığı otomobile bindiğini tespit ediyor. Görüntülerde var. Bir lisede öğretmen olan Ahmet Oğuz Özgür hemen gözaltına alınıyor. Olayla ilgisi olmadığını savunarak kayıp kadını tanımadığını söylüyor. Bu sefer MOBESE görüntüleri kendisine gösteriliyor ve suçunu itiraf ediyor ve başlıyor anlatmaya. Ne yapmış bu kadının Nasıl gömmüş? Bakın. Ahmet Oğuz Özgür ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Duruşmada şunları söylüyor. Öğretmenlik yaptığını, daha önce Isparta'da görev yaparken geçen yıl tayininin Antalya'ya çıktığını ifade ediyor. "Çocuğumun eğitimi nedeniyle ailem benimle Antalya'ya gelemedi." çocuğumun eğitimi bittikten sonra ailem de Isparta'dan yanıma gelecekti. Güvenlik mahallesinde ev tuttum. Altalya'da bulunduğum süre içinde Lena adlı kadınla irtibat kurup para karşılığı başka kadınlarla ilişkiye giriyordum. Zıkkımın kökü. Maktul yani ölen Anastasia'yı da bu şekilde tanıdım. Daha önceki ilişkilerimi otelde yaşadım. Olay tarihinde Yine para karşılığı ilişkiye girmek için Lena'yı telefonla aradım. Kendisi beni o gün için maktüle yani ölen kadına yönlendirdi. Saat 21.30 sıralarında bana maktül yani ölen kadın söylenen yere geldi. Ve aracımı aldım. Yanıma alkollü olarak gelen maktulle bir kafeye gittik kafede ismini bilmediğim alkollü içecekten iki kade içti. Daha sonra birlikte diskoya gittik. Burada da yarım şişe viski içti. Ben araç kullanacağım için hiçbir şekilde o gece alkol almadım. Burası, bu sırada benim evime geldik. Eve girmeden önce ölen kadına ilişki için 1800 TL para verdim. Salonda ilişkiye girdikten sonra uyumak için odama geçtim. Diyor. Böyle anlatıyor. Sabah uyandığımda ise kadının hareket etmediğini gördüm diyor. E sonra polis haber verdim mi? Sağlıkçılara haber verdim mi? Yok. Anlatıyor. Yazıyor. Yok diyor. Haber vermedim diyor. Ne yaptın? Kadının, genç kadının cesedini arabaya koyuyor. Ve bir arkadaşından da kazma, kürek alarak Antalya'nın dağlık bölgelerine doğru gidiyor. Kadının cep telefonunu, sim kartını da yolda atıyor. Ve sonra bu kadını gömüyor. Neden haber vermedin diye hakim soruyor. Oğlumun düğünü vardı diyor. Nikah iptal olur diye haber vermedim diyor. Ne kadını götürmüş, gömmüş. Haber vermemiş. iyi iş yapmış yani soytarıya bak. Ya olacak iş mi ya? Yani hangi ruh hali bir insanın canına kıyıyorsun? Nereye gömüyorsun? Ne gömüyorsun? Nasıl bir vicdan, nasıl bir ahlaksızlık, Zaten ahlaksızlık yaptığı için böyle bir sonuçla karşılaşıyor. Bir de öğretmen olacak. Bak öğretmen olacaksın bir de. Senin öğretmenin övüsüyle alakan yok belli. Öğretmenin övüsüyle alakan yok. Oğlunun nikah iptal olmasın diye evinde ölü olan ölen kadını götürmüş gömmüş. Bak 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 ifadeye bak. Hokkabaza bak. Kurnaza bak. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Böyle bir saçmalık mı olur ya? Madem ifadeleri doğru, bu kadına bir şey yapmadı. Çağır o zaman polisi, sağlık ekiplerine haber ver. Kadını poşete koymuş, götürmüş, arabanın arkasına atmış, kazma kürek de almış, götürmüş, gömmüş. İnsan falan değil bunlar yani boşuna yani hani yorum yapmak da doğru değil yani akıl alır gibi değil insanın kanını donduruyor. Bakın kadın olmak dünyada zor iş hani sadece Almanya, Türkiye, Fransa değil. dünyada kadın olmak zor iş. Kadın izleyicilerin benim ne demek istediğimi herhalde daha iyi anlıyordur. Evin bütün yükü onlardadır. Bütün cefayı onlar çekerler. Yani burada sabaha kadar konuşabiliriz. Bakın Mersin'de birlikte yaşadığı iddia edilen 38 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldüren şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken zanlının pazar gününden bu yana ceset başında olduğu, ceset başında beklediği ifade ediliyor. Bakalım neymiş. Edinilen bilgiye göre Merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde bulunan Kübra sitesindeki bir daireden kötü kokular geldiğini fark eden site sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri yaptıkları araştırmada kokunun sitenin C bloğundaki ikinci katındaki daireden geldiğini belirledi. Bunun üzerine kapıyı kırarak içeriye giren ekipler bir kadının yerde yatan cesediyle karşılaşırken şüpheli olan kişiyi de cesedin başında yakaladı. Adam cesedin başında böyle bekliyormuş. Öldürmüş, bıçaklamış, bekliyor. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 38 yaşındaki Tuğba Ateş'in iki gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışma sonrası kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Zanlı kişi ise cinayeti pazar günü işlediği iki günden bu yana cesetle birlikte aynı evde beklediği öğrenildi. Değerli izleyicilerimiz korkunç bir olay. Korkunç bir olay. Başında bekliyor adam ya. Yine bakın kadın olmak zor diyoruz ya. İşte bakın. Fiziksel güçlerini kullanan ama beyni küçük olan erkekler yapıyor bunu.